Zaman hayırlısı sevgili seyirciler. Hoş buluştuk. Eferde AGRT kanalı Gagauzia Gün Günden programısının Femdal'ın götürücüsü ben Polina Barbova. Bugün bizde stüdyoda bulunur Gagauzia'nın patriotu, Komrat Kasabası'nın şanlı yaşayanı Georgi Arabacı. Zaman hayırlısı size Georgi Dmitriyevç. Hem de çok sağ olun. Ancak abettiniz bizim teklifimizi da geldiniz. Ayuzlu Georgi gününe karşı bizim stüdyomuza. Hayır olsun hem de siz de sağ olun. Hani davet ettiniz. Nece biliriz, Hederli Sayın 1'inde Georgi Dmitriyevç, siz tamamladınız 70 yaşını. Bütün Gagauzia Radyo Televizyonu'nun cümle kampanyanın uzmanların ağıtlarından kutları sizi bu yıl dönümünden. Allah bağışlasın usluluk dünneyi de olsun. Sizde çok günler ileride sadece isle sevgili, hem de olsun sağlığınız, bitki günlerinize de olasınız ayakta. Çok sağlık size, çok sağlık, sağ olun. Geride bir uzun zaman ama da boşuna vakıtı geçirmirsiniz. Siz bir çalışkan Gagauz adamısınız, hangisi hiç işsiz durmuyor. Neyle zanatlanır bugünkü günler Gagauzia'nın patriotu, Komrat Kasabası'nın şanlı yaşayanı Georgi Dmitriyevç? Diyeceği söyle, daha çok evin dolayında dönüyorum. Şimdi ben çalışmıyorum. Bir yerde var, bana çağırdılar, davet ettiler birkaç yere. Ama dedim hani pensiyaya çıktım da, niçin bana lazım? Bakacağım evin dolayında işleri, biraz tavuk var, uçastka var, başka işler. İş bitmiyor. Pek çok bitmiyor, hiç bitmiyor iş. Evin dolayında da var iş. Maalesef açan ta işlersin başka yerde de hiç bulamırsın ucundaki mersatı bu zaman. Açan tamam çekilir hepsi işler evet. Kırlarda, evde. Doğru söylersiniz, bu yıl da çekitti sevindirme. Hepsimizi bize söyleyeceğiz, hani Allah verir yağmurcuk da hepsini yıktık, hepsi tohumlar çıkarırlar. Bu yağmurcuklar çok güzel geçti. Bitki yağmur böyle güç, hem kış kurak, diyeceğiz Mart'ta kuraklık oldu, pik. Ben tutmuyorum aklımda hani fevralde gireyim ama o için de çamurlanmıyor. Tozdu, kupkuruydu. Ama şimdi güzel hava. Şükür Allah'a çok güzel. Hepsi uyanır, herisi yeşil, güzel bir zaman, güzel bir zamanda doğmuşsunuz da. Durdunuz avtonomiyanın kurulmasında pek aktif katıldığınız türlü toplantılara kazanılsın diyeni bizim Respublikamız hangisi 4 yıldan sonra kabul etti avtonomiya statüsünü. Katıldığınız Gagauz Halkı Diskusyon Klubu'na 1988. yılda büyük rolü uzak 1990. yıllarda oynadı Gagauz Radyosu. Siz de oldunuz Gagauz Radyosu'nun yöndercisi. Çalışardınız ki her bir eve yetişsin radyonun sesi, yetişsinler haberler. Ne söz zorluklarla karşı gelirdiniz o zamanlar? Diyeceğim öyle hani yok ben 1989. yılda bitkisinde taradım bir konkurs. Orada vardı vakant yeri orada da lazımdı koysunlar beni ama köstek koyardılar, koymardılar. Geçti bir 8 olsa 9 ay da vermediler ne buradan niye Kişinov'dan da koymadılar. Daha açan geldi Ağustos ayı. Ben aldım da kapladım o radyoyu. Aldım, açtım. Da bunun için bana kapandaj isterdiler yapmam. Siz kendi başınıza yaptınız. Kendi bunu. Başıma yaptım. Zorluklar vardı zorluklar. O zaman Gagauz Respublikası kurulduydu. Da çok zorluk vardı. Ama biz en zor vakitte güzel çıktı. Geldi gençler, geldiler çalıştılar radyoda. Radyo nasıl yardım etti insana o zaman? Ben tutmuyorum öyle momentleri. Diyeceğiz birden açan Gagauz Respublikası kuruldu. 29'unda minister внутренних дел Косташ o zamandı. Aldı getirdi buraya автоматчикleri birkaç yüz автоматчик. 29. Ağustos'un 90. yılda ben birkaç, 4-5 gün işlerdim radyo, güç bala. Da oldu öyle hani toparla kendi gelen kaçtılar Adesa'ya. Ama ben topladım bütün ne ploşi dop doluydu insanla topladım radyodan çıktım. Yani söyleyeceğim hani bizim radyo çıkardı o zaman radyo Toçka, diğerler öyle usilitelni teknika, uzil связинче диярлар районун несе бу илги нес дүйнү дежи сөйле да
Ama geldiydi bu Novak, bu direktördü rayon Novuzla связи. Onun da ministresi. Da çağırmış, onu da demiş hani Gagavuz Radyosu çıkacak daha bir sıra efere. Sen gidersin buradan bu dolaşmasına. Söylerim size aslısını. Ne oldu? Gelirim oraya radyoya, giderim ona. İki minut o bana anladı, Burgucu'ya anlattığı da hani ministresi böyle böyle problema, büyük problema. Bana da anlattı ama ben ona iki minut ne söyledim? Sadece o bilir, hem ben bilirim. O aldı kaldırdı telefonu da dedi, kızlar kolverin arabacı çıksın efira. Ben gelirim, çıkarım efira. Ministre sunam beni sesledi. Lazım söyleme hani şükür etme onu. Da sen çıktım efira da akşamleyin. İnsan komrattan işine göre bu rayonlu adliye milisi, kapılar işine karardılar. Da ben buradan radyodan indim aşağı, gittim orayı. Da aldım çağırdım insanı meydana, boş şeyde. Koydular oraya mikrofon. Da o miting gitti bütün gece sabahdan. Bir miting böyle. Ama insan vardı, dop doluydu meydan. Bir 15 bin hena az. Topallan kendi genel söylerim yoktu. Ben bu mitingi yaptım, onu kurdum ve getirdim onu ta sabahdan. Hangi dilde Görkem Mete'yi götürdünüz o zaman? Hangi dilde? Gagavuşça'da, Rusça'da. Hem ana dilimize kim var çoğu çıktılar, laf ettiler. Gagavuşça'da, Rusça'da da ni bu Amonovçılar gittiler. Bir de Kancas o zaman olmadı. Bir de neyse kurşun çıkmadı. Bir şey yöle yattık hani kırlattık onları. Sorum açan radyo gene yardım etti. Zerim her bir evde, her bir kvartirada da radyo vardı. Da sorum da açan bu gençler Kişinov'dan yollardılar onları binle. Henası 50 bin dolarladıydılar gagavuzları bu oktyabr ayında bitkisinde gene olduydu çok çirkin durum. Da gene radyoya yardım etti. Radyo hepsini anladardı. Da insan kalktı, adamlar varınca demeyeni hepsi paçtı. Vardı kağırı da kalktılar, kondular. Da onlar giremediler buraya Gagavuz'a. Bunu geçirdik ve radyo o zaman çok yardım etti. Çok. Bu diyeceğiz telefon şimdi de yok. O zaman da sihirinde vardı telefon. Da ne andan o insan bileceği ne olur ama radyo her bir evde, her bir kvartiyada vardı radyo. Çıkarıyla Görge Dmitriç, hani siz ilk kişi kim o Komrat kasabasının meydanında topladı insanları? Toplardılar ta ileride ama yoktu öyle büyük problema. Ama burada peydalandı büyük problema. Avtomatlarla geldiler. O gece 29'dan 30'a, 30. Ağustos'tan lazımdı o gece hepsi aktivistleri arestovat etsinler. Onun için getirdiler bu amonlar, onlarda vardı spisoklar, vardı kim aktivist de onları lağımda alsınlar, Kişinov'a getirsinler. Ama biz vermedik bunu yapma. Korkmadınız da, kimseden hem de bir şeyden. Yok, bir şeyden korkmadık. 4 yıl geri siz yıl kişiydiniz, kim o çıktı inisiyatif olan ki Harman ayında bakılsın Gagavuz Radyo'nun temsilcilerin yurtusu. Bunun için bir ayrı sağ ol size, hani hesaba aldınız bu insanları, Anglara büyük rolü oynadılar Mayalez Gagavuz Respublikası'nın kurulmasında. Hem de Angıları çalışırlar büyünkü günlerde ilerlediyle kendi seven işlerini. Ne zaman size fikir geldi çıkma bu inisiyatif olan? Söyleseniz. Ben biraz önce biraz tayileri aldım da topladım ki o insanı yaptım bir akıntı. Hani uzman aktivistlerdi. Yaptım o akıntıyı. Toplanardık da bu soruşlar orada peydalanardı. Da ben hesap aldım. Hani başka günleri koydular, hesapladılar başka günleri. Ama te bu Hederles ayın 21'i açan olduğu yıl siyez, Gagavuz halkı yaptı, geçirdi. Bunu unuttu. Kendi gelen de topu aldı. Onlar bir bıraktılar öyle de kimse yoktu karar. Da bu kararı, hem hani radyo kuruldu, hem radyo yardım etti o zaman. Ki bu iki kararla, iki soruş, ben çıktım halk topluluğuna,
da şükür ederim halk toplusunu anladılar hepsi da kaldırdılar ellerini de pay tuttular. Hem Federes ayının 21'inde koydular bir büyük gün hem de radyo hani radyo o zaman çalıştı gene koydular o günü de yaptılar karar. Çok ben şükür ederim o halk toplusunda deputatlara hani onlar yaptılar karar. Siz de çalıştığınız radyoda bilirsiniz niye söz zorluk olan karşı gelirdiler o zaman hepsi uzmanlar. Onun için de tabirse söyleyeceğim bir ayrı sağ ol çünkü ben de orada işledim kendiniz bilirsiniz. Anlatsanız aileniz için, uşaklarınız için yardımcı olardı mı size, sizin eşiniz Anastasiya Petrovna o uzak söyleyeceğiz dil kolay yıllarda. İsterim söyleyeyim hani ben pek şükür ederim ailemi. Yılk Anastasiya Petrovna'yı. O ne ben geçirerdim. O da gece yanında onun o da geçirerdi. Ama öyle ama yardım ederdi hem anlardı. Şükür ederim onu pek. Bir anlayan insan. Öyle öperim onu pek. Diyeceğim öyle hani uşaklarım da çocuğum da bu yıl olacak 41 yaşında çocuğum. Kızım da olacak 37 yaşında. Onlarla şükür ederim onlara da. Anlarla beni pek, pek anlarla, pek iyi bana. Var unukalarım da, bu torunlarım cederler. Onlar da birisinden geri yılkı kızımın çocuğu 12 yaşında bu yıl 13. Allah versin sağlık. O da anlar, hep öyle nesi der. Çok bana ben şükür ederim bütün ne ailemi şükür ederim. Kısmetli kendinizi sayarsınız. Pek kısmetliyim. Pek değil ben kısmetli ama pek kısmetliyim. Şükür Allah'a olsun öyle bitki yedin. Neyin pek bugünkü günler sizi dalgalandırıyor? Diyeceğiz ne olur birazcık dünyada durumlar, bu durumlar biraz çıkıyor. Öyle şey yapacağız. Var zorluklar. İleriden zorlukları tahilinde çözmen. Şimdi birazcık daha zor çözülüyor zorluklar. Bu hepsini anlatmayacağım. Biraz dil odurum. Görgü Dmitriç, niçin acır canınız yen pek? Bekim istediğiniz bir şey yapma, değiştirme da yapamadınız. Ne suysi sebep için? Ben en zor vakitlerde çalıştım radyoda. Kurtardım Gagavuzi dediğiz tepkiyi. Çalışkanlar hepimiz. Ama ben nice yöndericiydim. Yardım ettik de 90. yıl geçti. 91'de bizim Gagavuzi Çubulkan'ın yöndericileri beni çıkardılar radyoda. Anlar mısın ne olur? Böyle oldu bu da. Niye su sebep için? Sebepi ben hepsini aslı hem doğru söylerdim. Ama onlarda vardı tele adım çıkar biraz dil öyle. O günü 29'unda Adesa'ya kaçtılar. Niçin kaçtınız? Hani insanı toplama ve kararlama bir şey. Ben yaptım bunu. Onlarsız. Kişiler angılara taşıyırlar Georgiya adını başarılı, niyetli, çalışkan, sırıcısa, iyi saplı, bilirle nice doğru kendisini kullanma, hiçbir zaman yapmırla düşünmedik işleri. Bir taraftan doğru Georgiler, başka taraftansa pek duygulu. Yardımcı olurlar mı size karakterin iyi tarafları yaşamanızda? Yardım ediyorlar diyeceğim öyle çekeceğim öyle hani ileri vardı insan adları koyardı daha çok o günlere yani yakın duyar. Deden diyeceğiz Hederles yıl gününde duydum ama 6. gün Hederles ta yakın ortu niyesi. Niyesi ta yakın ortu o seyahatları ta açık koyardılar. Da böyle ben geldi aklıma şimdi bir şaka. Ben buluşuyorum bir dostumla da o bana diyor Привет, Хедерлес Касымович. Ben de diyorum, здоров, Касым Хедерлесович. Öyle bir şakat ya ama. Önce diyeceğiz ya, Хедерлес, Касым, Ай Петри, başka günler vardı.
Ya, ileriki vakitlerde daha çok adları koyardılar. O gün hani daha yakın o adları koyardılar. Ben gene şükür ediyorum, bilmiyorum, şükür ediyorum Allah'ı da, rahmetli benim ana babam da. Ben dünkü güneden zorluklar da vardı. Çok problema geçirdim ama şükür ederim hepsini. Ben pek kısmetliyim. Pek sevinirim bu lafları işitmeye bu stüdyoda. Georgia adını çevirip Grek dilinden sayılır çiftçi adamı. Georgia adı bulunur anılmış adamların, atların, reytingin 34. 36. pozisyalarında. Statistikaya göre gelir 8-10 çocuğadan 1000 doğan uşaktan. Kısmetli mi sayırsınız kendinizi taşıyıp bu adı hem de yardımcı olur mu size bu ad? Pek kısmetliyim. Ben sayarım hani anam babam doğru yapmış, hani koymuşlar bu adı. Vakıtında da o vakıtında da doğdum. Halis bu öyle de lazım da olsun. Kısmetliyim. Duyarsınız bu yardımı ne taraftan Görgün Mütevic? Yukarıdan, Allah'tan, yılık. Hem de durum insanlardan da çoyundan buluştum, üyendim, işledim. Şükür ederim hepsi insanları. Onları hani bugün yaşıyorlardı. Onları hani yoktu bugün işinden göre. Allah rahmetlilere şükür ediyorum. 70 yıl bu dil küçük zaman, bir büyük zaman. Ne soy olay, yem pek kaldı sizin fikrinizde? Diyeceğiz 70 yıl dil pek büyük ama dil küçük de şimdi. Elbette, elbette. Öyle. Elbette. Ben diyorum hani, tabiri sıra söyleyeyim, çok kısmetliyim, şükür ederim. Söylesiniz neden çekedir sizin ayozun günü? Yevde. Yevde. Diyeceğiz ben de öyle küçükken gezerdim uşak bahçesine. Da söyleyeceğim öyle hani ben pek bakardılar beni anam babam. Da oldu öyle hani biz ailede laf ederdik sadece gagavuşça. Ben açan gittim okula, şkolaya. Bilmerdim bir de laf Rusça. Hiç bilmerdim Rusça. Da onlar öyle beklediler. Deli 7 yaşında. Ben gittim 8 yaşında. Niçin? Niçin ki yeni şkola, yeni okul, ilk okul, perva şkola. O zaman açıldı yep yeni de beni verdiler ilk klasa oraya. Da öğrendim. O kadar bana iyi gitti. Bilmerdim hiç Rusça. Hiç. Bir de laf bilmerdim. Da 4 klas bitirdim sadece beşerliklere. Sadece beşerliklere bitirdim. Atlişliktim. Da ben pek şükür ederim o yüreci yıkaları da. Hepsini. Sonra 8 klastan 9, 10. Oldu Draconia'dır. Abhazka kendisi Allah rahmet eylesin. O kadar şükür ederim onu Allah rahmet eylesin. O kadar bana iyi getirerdim. Ben matematikada bilmem kaç kere okulda aldım yıl yer. Olimpiyadalar tarardım. Başkası da kimer sıra töle biraz ama çok bende var. Bugün de gramatalar var. Hani ben olimpiyadayı matematikada taradım. Ben çok iyi yaşamam benim çeketi okuldan ta şkoladan. İyi. Sonra instituta gittim, üredim, bitirdim. Sonra işlemeye çekildim. Yanında da işlemerdim, çalışmardım, üretmerdim. Her yerde bana iyi giderdi. Kısmetlisiniz tabiri saçma söyleyeceğiz. Kısmetliyim. Gürgü Dmitriy, söylediniz hani ailenizde, adika, ananızda, babanızda, layıderiniz gagavuz dilinde. Büyünkü günlerde duyulur bu güzel, şıralı, pak gagavuz dili sizde. Ne var nasıl söylersiniz? Büyünkü günler, ana dili, ne orada bulunuyor? Bugünkü günlerde ana dilimizde çoğu konuşmuyor. Öyle gençler bu ben de isterim de doğru diyeyim bir aşk torunlarım onu kalarım. Ama çocuğum o İstanbul'da yaşar çocuğum evlendi orada. İlya. İki çocuğu var.
Küçüğü de öğreniyor ama büyüğü 8 yaşında Rusça biliyor. Biz de bıldır gittik orayı. Rusça laf eder bizimle. Üretti tabir dile. Çocuğum biliyor 100 dil. Türkçe, Rusça, İngilizce. Gagavuşça ben saymıyorum da diyeyim Gagavuşça, Rusça. Türkçe dil. Yüz dili biliyor pekse. Bu uşak da iki dil biliyorsa. Çok iyi. Dilleri ya yabancılıkta elbet gelir. Ama ne türlü olmasın, yılk lazım uşakları üretme ana diline. Yılk, bu yılk lazım olsun. Ki ben kendimden de duyarım, ben ana dili bilerdim size. Rusçayı da tez öğrendim. Ben 4 yılın içinde ben atliçnik bitirdim. Beşerliklere, sadece beşerliklere okulu 4 yıl. Çünkü açan kazanılardı süreciz Respublikamız. O zaman ilk davıydı bu ne? Öğrenme, bilme, ilerletme, zenginletme, koruma bizim ana dilimize. Doğru, doğru. Şimdi bugünkü günler söylediniz sizin oğlunuz yaşıyor Türkiye'de. Uşaklar nereye geziyorlar? 8 yaşında biri küçüğü öğrenirler mi? Öğrenir, öğrenir. Orada var okul dizisi, yüder, o yüder orada okulda. Orada bak var devlet de okullara var, hani yüdersin. O yüder, okulda öğrenir. İyi. Getirirler onu, yardım ederler, alırlar. Çünkü İstanbul büyük şeker, çok büyük. Onlar da uşaklar da böyle diğerin fikirli hem de sizin nukalarınız nice diadası süreciyiz görgünün de çana kalışı. Yöne beğendim, çok beğendim. Bıldır gittik, beğendim. İyi, iyi. Uşaklar, o da, çocuğum da, gelinmiş de, uşaklar da, iyi gider işler ailelerde. Çok güzel, çok güzel. Anlatsanız kızınız için, Tatiana için. Kızım, Yaşar Unukam'dan, torumdan ne yapma, bir ite iyi gitmedi, ayrıldı. Kocası gitti Rusya'ya. O yarım yıl durdu, kapalı bir dört duvar içinde yarım yılda. Dedi, ben böyle yaşamak istemiyorum. Döndü geri ve ayrıldılar. Aldı uşağı geldi. Burada gece ne anda istiyor gidiyor. Orada pek hiç yerde durardı. Ne bu yaşamak mı? Ama daha anılmış kızınız sizin. İyi, çok iyi. Kızım çok iyi, çok iyi. Bugünkü günler nerede çalışıyor? O çalışıyor bankamatta. Ama o küçükten daha ben kadınca da biraz çalıştım. Da o zaman o küçüktü, 10-11 yaşındaydı. Da ben o zaman yaptım, uşaklara yaptım kolektif. Ben çıktım bu inisiyatifin. Da buldum para, buldum sponsorlar, buldum da yaptım uşak kolektifini de kadınca da onlardan yardımdı, büyüklerine de girerdiler. Bunu ben yaptım, açan çektim çalışma, bu oldu. Hem kadıncayı da söyleyeceğim, hani kadınca da açan çalıştım. Çok yerlere getirdim, Türkiye'ye benim kaç kere. Çok yerlere gezerek oynardılar, konserler gösterirdiler. Ben unutmayacağım, açan Romanya'da gittik, Transilvanya orada Macarlar bu, Vengerler. Açan kadınca çıktı da iki oyun oynadı olsana da o kültüre yedi. Tabi bizden o insan sansın onlara dediler, komandaya kalktılar ayakça nesli derler. Çok beğendiler, çok beğendiler. Vengerler, Macarlar beğendiler. Bunu da unutmayacağım. Bunu da geçirdim. Öyle ben interesli yaşamam oldu. Burada orada ne anda da çalışmadım, interesliydi. Görgü Dmitriç yok, nasıl sormayayım çünkü biliyorum hani sizin oğlunuz gelirdi bize Gagavuz Radyosu'na. Güzel bir sesi, Gagavuz dili pek güzeldi. Onda bugünkü günler ne uğurda o çalışır? Bu işi ilerledir mi dil uğrunda olsa başka mı? O dili etmiyor çalışır. Çalıştı bir firmada çok vakit. Orada bak var büyük fabrikalar. Fabrikalar bu tkani, bu materyalar. Yapıyorlar orada var büyük firmalar. O işledi bilmiyorum kaç yıl şimdi, çok yıl bir firmada, şimdi başka firmada. Da o gezer neyse o gezer Sovyetler Birliği'nin Respublikalarının. O Rusya'da bir de büyük город kalmadı hani o gitmesin. Çeketmeyiz Moskva'dan, Petersburg'da, Sverdlovsk'da çok yerlere gezdi. Şimdi çoktan Soçi'ye kondu uçakla gitti Krasnodar'a. Şimdi çoktan bugünler. Bütün Avrupa'da gezdi. Paris, Brüksel,
Германия, не она, гезете, у представитель, у фабриканын азасы, у гезер, аннашер. Geliniz kim o? Ha? Geliniz. A, gelimiz kendi oradan, Türkiye'den. Nerede çalışır? O uşaklarla çalışmadı. Uşaklar büyüdür, bakır. Şimdi göreceğiz, çeketli öğrenme institutta. Ama bradızerim doğdu uşak. Önce şimdi elim ilerle çıkırılmıyor ama durdu ya bu yıllar durdu. Bir uşak küçüktü şimdi. Tabiri bu, göreceğiz belki. Kışyaz var mı sizde? Kışyaz yok. Evet çocuk var. Bak sadece çocuk. Orada iki çocuk, burada bir çocuk. Hepsi onlar genç, hepsi ileride. Hatta sanırım Allah'ın yardımıyla sadece usluluk olsun dünyada olacak kışyazda. Ver Allah'ım. Sağ ol. Görgü Dmitri, çünkü bizim programımız yaklaşıyor sonuna. Elbet ki sizin bir var kolayınız, kutlayasınız. Hepsi Georgi'lere kim otaşır? Ayuzlu, zeyt çeken, enseyen, Görgün gününü. Ben kutlarım Görgü'leri hepsini, Dilyar'ına, öbür güne. Hederles günü. Bu sayırım dil pakani ben görgeyim ama pek büyük yurtu bu. Nece o yeri bana dedi privet Hederles kasama yurtu pek büyük. Da isterim kutlayayım sizi de televizyon, radyo çalışma insanlarında kutlarım. Şükür ederim. Hepsi insanları kiminle üretim, çalıştım, büyüdüm. Hepsini kutlarım. Kim yaşar bugün? Hem dağlar rahmet eylesin. Kim geçindi yok bugün. Çünkü var öyle kişiler de angılara durdular. Fenomen çeketmesinde de elbette. Çok sağ olun Görgü Dmitriç. Tabir size söyleyeceğim. Hani bulduğunuz vakit de geldiniz bugün de cevap ettiniz bizim sorularımıza. Çok sağ olun size de. Sağ olun. Saygılı seyredicilerim, Gagavuzya'nın yaşayanları isterim bütün Gagavuzya Radyo Televizyonu'nun cümle kampanyanın uzmanlarının adından kutlama. Hepsi Georgi'leri böyle güzel, ayozun, yenseyen Georgi yurtusundan. Hepsine Allah başlasın sağlık, uzun ömür, usluluk dünyayı da yurtucuk, kutluca olsun. Hem de isterim, tabirse getirmeyesin aklınıza. Hani bugün bizde stüdyoda bulundu Gagavuzya'nın patriotu, Komrat Kasabası'nın şanlı yaşayanı Georgi Dmitriç Arabacı. Ben size söyleyeyim, kalın sağlıcakla. Gelen buluşlardan kalın, Garata kanalında.